Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz incili patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde nar çiçeği, pembe ve krem olmak üzere iki tane e, patiklik ip kullandım. İplerimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Kullandığım şişler ise böyle iki tane kısa şiş ile patiğimi yaptım. 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. işte hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Yapılışı gerçekten çok kolay. E, patiğimin önlerini böyle ince detaylarıyla süsledim. Bu yanlarına da böyle kabartmalı desenler uyguladım. Patiğimize çok yakıştı. patimizin e, patiğimizin tabanında ise hanımlar gördüğünüz üzere hiçbir şekilde dikiş yok. E, bu şekilde tabanımızı ördüm. Ayağı saran güzel Hoş bir model oldu. Patiğimde kullandığım incilerimde hanımlar şu şekilde dal ile satılan incilerden sizler dilediğiniz renk incilerle de patiğinizi kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz buradaki boncukların rengarenk boncuklar da satılıyor. Böyle dökme boncuklar onlarla da yapabilirsiniz. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hanımlar hemen model üzerinde size göstereyim. Şu kısımdan başlıyoruz hanımlar. Bu kısmını ördükten sonra ön bölümüne geçiyoruz. Ön bölüm, bölümünü tamamlayıp diğer tarafını yapıyoruz. Sonra tabanımızı ve topuk kısmını yapıyoruz. Patiğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Patiğimize ben 23 ilmek olarak başladım hanımlar. 23 ilmek. Şu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Bakın şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 22 olarak başladım. Hemen şuraya bir tane düğüm atayım. Burası sağlam olsun. Şöyle. Hanımlar modelimizi şimdi yapacağız. Ee, i̇lk başlangıçtaki yerimiz hanımlar ilk başladığımız attığımız ilmekleri modelimizin birinci sırası olarak kabul edelim. Bu birinci sıramızdı. Geri dönüyoruz modelimiz ikinci sıramıza. Hanımlar ikinci sıramızda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum devamlı olarak hanımlar kenar ilmeğinden sonra gelen bir ilmeği hem ön hem arka yüzde devamlı olarak düz öreceğiz hanımlar. Bakın düz örgü görüyorum. Kenar ilmeğim ve düz örgü yani haroşa. Haroşayı ters örenler kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örebilirler buraya. Bir ilmek düz ördükten sonra bakın arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bu da modelimizin ikinci sırası ilmeklerimi bu şekilde arka yüzde tersi olarak örüyorum. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor hanımlar. i̇lk başlangıçtaki attığımız ilmekler ilk sıramızdı. Şimdi bu sıramızı da ikinci sıra olarak kabul ediyoruz. Son iki ilmeğim kalana kadar bu şekilde ilmeklerimi öreceğim. Burada da yine bakın son iki ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğimden önceki bir ilmeğimi düz örüyorum. Son ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri döndük. Modelimizin 3. sırasındayız. Yine kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şöyle örmeden aldım. Yanındaki bir ilmeği yine düz öreceğim. Hem önemi arka yüzde kenar ilmeğimden gelen sonraki ilmekleri düz örüyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu. Model kurulumuna başlıyoruz 3. sıramızda. Öndeki iki ilmeğimin tam ortasından şişimi takıyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Hemen önündeki bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada hanımlar ilmek sayıları artmış gibi görünebilir fakat arka yüz dönerken ilmekleri geri toplayacağız. İlk modelimizi yaptık. Arada bir ilmek tersim var. Bir ters örüyorum. Yeniden ikinci modelimi yapacağım. Öndeki iki ilmeğin arasından şu şekilde giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve önündeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. Diğer modelimi yapacağım. Öndeki iki ilmeğin arasından giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Önündeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. Model aralarında birer ilmek tersimiz var hanımlar. Diğer modelimi yapacağım. Öndeki iki ilmeğin arasından girdim. İlmek çıkartıyorum buradan bir tane. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Hemen önündeki ilmeği ters ördüm. Tekrardan öndeki iki ilmeğin arasından giriyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. ve bu Öndeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Modeli aynı şekilde devam ediyoruz hanımlar. Öndeki iki ilmeğin arasından gireceğiz. İpimizi şimdi bir kere dolayıp öndeki ilmeği öreceğiz. Burada 3 adet ilmek oluşuyor. Arada bir tersim var. Yeniden model kurulumuna bu şekilde devam ediyorum. Son iki ilmeğim kalana kadar devam edeceğim. Model aralarında bir ilmek ters örmeyi unutmuyoruz. Modelimizin üçüncü sırası böyle yapılıyor. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Yine bir ilmek ters örüyorum. Son modelimi yapacağım şimdi. Öndeki iki ilmeğimin arasından giriyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Önündeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Sonraki ilmeğim kaldı. Sonraki ilmeğimi hanımlar haroşa olacak şekilde düz örüyorum. Üçüncü sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyiz hanımlar. Modelimizin arka yüzündeyiz. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Hanımlar ön yüzde bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. Şimdi ipimi kendime doğru alıyorum. Arka yüzde bu 3 ilmeği tersten kesiyorum. Tekrardan arttırdığımız ilmekleri geri burada toplamış oluyoruz. Bakın. Üçünü birden tersten kesmiş oldum. Hanımlar ön yüzde bir ilmek ters örmüştük. Arka yüzde bakın bu düz olarak düşüyor. Arada bir ilmek düz. Ön yüze ters olarak düşecek hanımlar böyle. Tekrardan buradaki üçlü ilmeğimi alıyorum. Üçünü birlikte keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Ön yüze ters ördüm ilmekleri arka yüze düz örüyorum. Ön yüze ters örgü düşüyor. Bu üçlü ilmekleri arka yüzde üçünü birlikte keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Üçlü ilmekleri üçünü keserek tersten keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Üçlü ilmekleri tersten keserek örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum yanına. İşlemimiz böyle hanımlar. sırasında kadar aynı işlemi tekrar edeceğim. Dördüncü sıramız böyleydi. Modelimiz altıncı sıradan oldu şu anımlar. Şu anda dördüncü sıramızı yapıyoruz. 3 ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Son üçlü ilmeğim var burada. Bu üçlü ilmeğimi ters örüyorum. Hemen yanında iki ilmeğim var. Haroşa bunları da düz olarak örüyorum. Geri döndük. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmadı. Çıkıyor bile. Ee, bu e, kabartmalı bir model hanımlar yine kenar ilmeğimi örmeden aldım 5. sıramızı yapıyoruz yanına bir ilmek her aşama düz ördüm hanımlar bu işlem yaptığımız bakın 3 ilmeği e, keserek örmüş olduğumuz bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz yanındaki bir ilmeğimi ters örüyorum İpim arka yüzde bakın karşıda buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum ters ilmeğimi ters örüyorum bu tomurcuk gibi görünen bu ilmeğimi örmeden alıyorum yanındaki bir ilmeğimi ters örüyorum tomurcuk gibi görünen ilmeğimi örmeden aldım bir ters ilmeklerime bakın ters örüyorum. 5. sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu şekilde. Tomurcuk olan ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi haroşa düz olarak ördüm. Geri dönüyorum. 6. ve sonuncu sıramıza geldik hanımlar. Yine kenar ilmeğimi aldım, yanındaki bir ilmek haroşamı düz ördüm. Bu sıramızda da ipimi yine arkaya doğru alıyorum bu defa. Bu ilmeğimi tomurcuk olan ilmeğimi örmeden aldım, yanına bir ilmek düz örüyorum. İpimi kendime doğru aldım, tomurcuk olan ilmeğimi örmeden alıyorum, bir ilmek düz örüyorum. Tomurcuklu ilmeğimi hanımlar örmeden alıyorum, bir ilmek düz. İpi kendime doğru aldım, bu ilmeğimi örmeden aldım, bir ilmek düz ördüm. Altıncı sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Modelimiz. Ee, bu şekilde hanımlar krem ipimizle yaptığımız modelimiz bitti. Ön yüzde e, nar çiçeği ipime geçiş yapacağım. Sonraki ilmeğimi de aroşa yani düz olarak ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi diğer ipimi ekleyeceğim artık. Renkli ipimi. Renkli ipimle devam edeceğim. Şöyle. Bu aşamada hemen krem ipimi şöyle aradan geçirerek arka yüze doğru getiriyorum. Ee, renkli ipimi buraya ekliyorum. Martşi pembe ipimi ekliyorum. Buraya hanımlar kenardaki iki ilmeğimi yine düz olarak ördüm. İp geçişi olduğu için hanımlar bu sıramızda ilk ilmeğimi ördüm. Hemen ipimin ucunu yine kendine şöyle bağlayacağım iki ilmek ördükten sonra. Burası sökülmesin diye. İlk modelimizi bitirmiştik hanımlar. Şimdi yine ikinci modelimizi kuracağız. İlk modelimizi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. İlk sıramızda hanımlar ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Birinci sıramız bu. Şöyle hepsini düz örüyorum ilmeklerimin. Ters ilmeklerimin yönü düzgün gelmiyor. Bunları bakın düzelterek örüyorum. İlmeklerimi modelimin ilk sırasında düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonraki ilmeğim haroşa. Bunu da düz örüyorum. İlk sıramızı tamamladık. Arka yüzdeyiz. ikinci sıradayız hanımlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yanına bir ilmek haroşamı düz ördüm. Şimdi diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum ikinci. <laughs> modelimizin ikinci sırasında Gördüğünüz gibi ikinci sıramızda ilmekleri ters örüyoruz İlk modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde yapıyoruz tek, tek fark renk değişikliği sadece Bu şekilde Sonraki ilmeğimi düz örüyorum Ön yüzde ve arka yüzde hanımlar hiç fark etmiyor. Sonraki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Geri döndük. Şimdi modelimizde üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Hemen yanındaki bir ilmek haroşama ördüm. Şimdi öndeki iki ilmeğin arasından tekrardan giriyorum. Model kurulumuna başladık yine. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki pembe ilmeğimi örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. Öndeki iki ilmeğin arasından giriyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Arada bir tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Öndeki iki ilmeğin arasından giriyorum. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki bir ilmeğimi düz ördüm. Arada bir tersim var. Yine aynı şekilde krem modeli nasıl yaptıysak bu ee, nar çiçeği rengi ipimizle de ikinci modelimizi aynı şekilde yapıyoruz. Arada bir tersimi ters örüyorum. Yeniden öndeki iki ilmeğimin arasından girip ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir tane tersim var. Sıra sonuna kadar modelimizi kuruyoruz. Sıra sonu derken son iki ilmek kalana kadar yani modelimizi kuruyoruz hanımlar. Bu şekilde. Bir tersimi ters örüyorum. Yeniden modelimi kurmaya devam ediyorum. Bakın burada son modelimi kuracağım son modelimi yaptıktan sonra bakın şişinde son iki ilmeğim kaldı haroşa olduğu için düz örüyorum geri döndüm modelimizde dördüncü sıradayız sanımlar dördüncü sıramızda kenar ilmeğimi aldım yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm şimdi üçlü üçlü ilmeklerimiz vardı bu üçlü ilmeğimizi tersten keserek örüyorum yanına bir ilmek düz örüyorum bakın ön yüze ters düşüyor bu üçlü ilmeğimi üçünü birlikte tersten kesiyorum bir ilmeğimi düz örüyorum Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ilmek yanına düz örüyorum. Model hanımlar böyle gonca güle de benziyor yakından bakınca. Çok güzel duruyor. Devam ediyorum yine. Üçlü ilmeğimi üçünü birden keserek örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. dördüncü sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz son üçlü ilmeğime geldim bunu da tersten kesiyorum son iki ilmeğimi düz olarak ördüm Şimdi geri dönüyorum modelimizin ön yüzündeyiz ve 5. sıradayız bakın hanımlar ördükçe model kendini gösteriyor 5. sıramızda yine kenar ilmeğimi aldım bir ilmek düz ördüm bu goncagüle benzeyen kabartmalı ilmeğimizi örmeden alıyoruz ters ilmeğimi ters örüyorum ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. 5. sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu şekilde. Son ilmeğim kaldı. Bunlar da haroşa düz örüyorum. Geri döndüm, arka yüzdeyim mi? 6. ve sonuncu sıradayız sanımlar. Kenar ilmeğimi aldım, bir ilmek düz ördüm. Bu defa ipimi arka yüze doğru kendime doğru alıyorum. Bu e, tomurcuklu ilmeğimi örmeden alıyorum, bir ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım, tomurcuklu ilmeğimi örmeden aldım, bir ilmek düz örüyorum. Tomurcuklu ilmeğimi örmeden alıyorum, bir ilmek düz örüyorum ardından hanımlar. Altıncı sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Ön yüzde bu defa krem ipimize geçeceğiz. Krem ipimiz ile Üçüncü modelimizi başlatacağız. Modelimiz bu şekilde devam ediyor hanımlar. Son iki ilmeği haroşa düz olarak ördüm. Bu şekilde hanımlar bakın ilk iki modelimizi tamamladık. Şimdi krem ipimize geçeceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. altıncı sıra diye devam edeceğiz. Kafanız karışacak olursa yine bu pembeyi yaptığımız ya da krem yaptığımız sıraları takip ederek diğer modelleri de kurabilirsiniz kolayca. Bu şekilde. Hanımlar ben bu patiğimin bu yan bölümüne bu modelimden toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kurdum. 7 model yaptım. Sonra patiğimin ön bölümüne bu haroşalı bölümüne geçtim. Sizler de benimle aynı sayıları da yapabilirsiniz hanımlar. Sonuçta bu haroşalı modeli olduğu için esnek bir yapıya sahip ayağınıza rahat olacaktır. Şimdi bu modelimizden toplamda 7 tane yapalım ve gelelim. Sonra da birlikte patiğimizin ön bölümüne geçelim. Evet hanımlar ben toplamda 7 adet modelimi yaptım ve geldim bakın 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi ön bölümüne geçeceğiz fakat öncesinde e, Kenar ilmeğimi örmeden aldım yanındaki bir ilmek haroşamı Örüyorum Ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi Öreceğiz Bu şekilde ön yüzdeyim Krem ipim ile ilmeklerimi Düz olarak örüyorum yine son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğim haroşa bunları da düz örüyorum. Geri döndüm arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki bir ilmek haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Bu şekilde. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için son iki ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi geri döndüm hanımlar. Artık haroşa örgüye geçeceğiz. Ee, böyle dilim dilim patiğimizin ön tarafını yapacağız. Bu işlemi hanımlar, e, yine ben haroşalarımı hem ön yüzde hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyorum. Her seferinde sonda ikişer ikişer ilmek bırakacağız hanımlar. Bu şekilde yapacağız. Şöyle ki Önce kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Ee, şişimizde 23 ilmeğimiz vardı. 21 ilmek öreceğim. Yani son 2 ilmek kalana kadar bu şekilde ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Her defasında 2 ilmek bırakacağız şişimizin kenarında. Bakın burada son 2 ilmek bıraktım. Bunu örmüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar bu aşamada ipim karşı tarafta ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi yine düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bakın sonda 2 adet ilmek bıraktık. Yani 21 ilmeğimizi ördük. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Yeniden hanımlar bakın ön yüzdeyim. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar daha öreceğim. Bakın burada yani e, bu defa ilk 19 ilmeğimi öreceğim. her seferinde 2 ilmek bırakacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. Bakın 19 ilmek daha ördüm. Buraya bir 2 ilmek daha bırakmış olduk böylece. Tekrar şimdi geri dönüyorum. İpim karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde dilimlerimizi oluşturuyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri döndüm. Bu da bu defa da son iki ilmek daha bırakacağım. Bu defa da 17 ilmeğimi öreceğim. Her defasında iki ilmek eksik örerek eksik örüyoruz ve geri dönüyoruz hanımlar. Bakın altı ilmeğim olmuş. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Bakın 17 ilmek daha ördüm. Burada iki ilmek daha bıraktım. Geri dönüyorum. İpimi yine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak yani düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar kenarda şimdiye kadar 2 4 6 adet ilmek bırakmış olduk. Her defasında 2 ilmek eksik görüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrardan geri dönüyorum. Bu defa da hanımlar bir önceki sırada 17 ilmek örmüştük. Şimdi de 15 ilmeğimizi öreceğiz. Yani sonda 2 ilmek daha bırakacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek ördüm. Bakın burada 2 ilmek daha bıraktım. Kenarda böylece toplam 8 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpimi yine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de hanımlar 13 ilmek örüp geri döneceğim. Yani kenarda 2 ilmek daha bırakacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 ilmek ördüm. Bakın burada 2 ilmek daha bıraktım. Kenarda 10 ilmeğimiz kaldı şimdi. Geri dönüyorum. İpim karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde bu patikten dolayı biraz görüntü bulanıklaşmasın. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu defa da hanımlar ilk 11 ilmeğimizi öreceğiz. Ee, yine kenarda iki adet daha ilmek bırakmış olacağız böylece. Bakın kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmeğim oldu. 5 6 7 8 9 10 11. Bakın burada iki ilmek daha bırakmış oluyoruz böylece. Geri dönüyorum. İpim karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm. Bu defa da hanımlar 9 ilmeğimizi öreceğiz. Dilimimiz bu şekilde oluşmaya başladı. İlk 9 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. İpim karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar dilimlerimizi oluşturuyoruz. Şimdi tekrardan geri dönüyorum. Bu defa da e, ilk 7 ilmeğimi öreceğim geri döneceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. İpim karşı tarafta. ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. İşlem bu kadar. Dilimimizi bu kadar yapıyoruz. Yani bu şişimizde sağ tarafta ön yüzden baktığımızda sağ tarafta 7 ilmek kalana kadar örüyoruz. Şimdi hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Fakat öncesinde e, İncilerimi ipime takmak istiyorum. Bu nedenle de ipimi şuradan keseceğim. İlk başlarda hanımlar patiğimize başlarken de eee incilerimizi takabilirdik ipimize. Fakat eee incileri ikide bir ittirip hani onlarla da uğraşmayalım diye inciyi kullanacağım zaman takmak istedim ben. Şöyle ki bakın. İncilerim şu şekilde ipimde duruyor. Hatta şöyle yapacağım. Bu ipimi hanımlar şöyle. İncimin takılı olduğu ipi bu şekilde e, Krem ipime bağlayacağım. Şuraya bakın bu şekilde iki tane düğümümü atıyorum. Bu ince ipimi kalın ipime bağlıyorum yani. Şöyle. Sonrasında bu incimdeki, bu ipimdeki incileri şöyle bu krem ipime bu şekilde aktarıyorum. Hanımlar ben bu patiğimin birine sadece bir tanesine 45 adet ince kullandım. Bir çift patiğe 90 adet ince gidiyor. Bunu da burada belirtmek isterim. Buraya 45 adet incimi bu şekilde aktaracağım. Bakın. Şöyle sırasıyla incileri aktaracağım. Sizinki böyle dal inci değilse normal inci ise e, bu ipinize iğne takarak da incilerinizi bu şekilde aktarabilirsiniz. İncilerimizi bu şekilde aktarıyoruz hanımlar böyle. Hanımlar e, inci aktarmayı da size gösterdiğime göre şimdi şiş e, buraya toplamda 45 adet incimizi aktarıp gelelim. Evet hanımlar 45 adet incimi bu şekilde ipime aktardım geldim. Şimdi bu ipimin ucunu yeniden bağlayacağım. buraya bir tane düğümü atıyorum e, sonrasında hanımlar e, bu dilimimizi ilk dilimimizi yapmıştık bu defa ilmeklerimi e, sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim hepsini 23 adet ilmeğin hepsini sıra sonuna kadar örüyorum bu şekilde düğümümüzün de arkada kalmasına dikkat edelim bu aşamada ön yüzde düğüm görünmesin diye hepsini örüyorum Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artık hanımlar incelerimizi böyle yaklaştıralım. Toplam 9 adet inci kullanacağım. Şöyle 9 adet incimi yaklaştırıyorum. Hanımlar arka yüzde örerken incilerimi yerleştireceğim. Önce kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi yine haroşa ördüm. Yani düz. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. Buraya bir adet incimi yaklaştırıyorum. Ön tarafta bırakıyorum. Ön tarafta bıraktım. İki ilmek örüyorum. Bir, iki... Bir adet incimi ön tarafta bıraktım. İki inci, iki ilmek örüyorum. Bir tane incimi daha bırakıyorum ön tarafta. İki ilmek örüyorum. Bir inci bırakıyorum ön tarafta. İki ilmek örüyorum. Bir inci bırakıyorum ön tarafta. İki ilmek örüyorum. Bir inci bıraktım. İki ilmek ördüm. Bir inci bıraktım. İki ilmek ördüm. Bir inci bırakıyorum. İki ilmek örüyorum. Bir ince bırakıyorum ve sonda kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde incelerimizi yerleştirdik. Ön yüzde de hanımlar e, yeniden hemen ikinci dilimimize başlayacağız. Şöyle ki hemen başlangıcında sizlere anlatayım. Kenar ilmeğimi aldım. Hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani şişimize 23 adet ilmeğimiz vardı. 21 ilmeğimi öreceğim, geri döneceğim. Yine ikişer ikişer ilmek bırakacağız her defasında şişimizde. Bu şekilde ikinci dilimimizi başlatıyoruz. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz bu aşamada. Bakın son iki ilmeğim kalana kadar ördüm. Bu aşamada yeniden geri dönüyorum. Şöyle ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Yapacağımız işlem hanımlar bundan ibaret. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi hanımlar yine geri döneceğiz. Tekrar bir iki ilmek daha bırakacağız. Devamlı her defasında şişimizde ikişer ilmek bırakarak geleceğiz. Ta ki bu sağ tarafta yedi ilmek kalana kadar hanımlar yine ikinci dilimimizi örelim ve gelelim. Evet hanımlar yine bu sağ tarafta yedi ilmeğim kalana kadar bu ikinci dilimimi de yaptım. Yeniden ön yüzdeyim yine ikinci dilimi kapatmak adına sıra sonuna kadar 23 ilmeğimin hepsini düz olarak yani haroş olarak öreceğim. Dilimlerimizi hanımlar bu şekilde yapıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Ön bölümü böyle devam edecek patiğimizin. Hepsini düz örüyorum ilmeklerimin. Arka yüzde de yine incilerimizi kuracağız. Bakın sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum arka yüzdeyim. Buraya yine 9 adet incimi yaklaştıracağım. Şöyle. Yine incilerimi yerleştirerek öreceğim burada. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. Yani yine ilk incileri nasıl yerleştirdiysem ikincileri de aynı yapacağım. Buraya bir adet ince bırakıyorum. İki ilmek örüyorum. Ön yüze bir tane inci bırakıyorum. İki ilmek örüyorum. Bir tane inci bırakıp iki ilmek örüyorum hanımlar. Bu şekilde dokuz adet incimi yerleştiriyorum. Bakın incimi bıraktım öne. İki ilmek ördüm. İncimi bırakıyorum. İki ilmek örüyorum incimi bıraktım 2 ilmek ördüm yine incimi bıraktım 2 ilmek ördüm incimi bıraktım ve şişimde kalan son 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum bu şekilde yeniden ön yüze geldik hanımlar şimdi üçüncü dilimimiz yapmaya başlayacağız yine her defasında ikişer ilmek ikişer ilmek bırakacağız bu sağ tarafta 7 ilmek kalana kadar devam edeceğiz 7 ilmek kaldıktan sonra ön yüzde ilmekleri düz öreceğiz arka yüzde tekrar incelerimizi kuracağız bu şekilde hanımlar ben bu patiyi mandalına toplamda bu şekilde 6 adet dilim yaptım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten 2 dilimi birlikte yapmıştık. Bu 6 dilimin arasında da hanımlar toplamda bakın ince sırasını 1, 2, 3, 4 5 tane inci sırası yaptım. 5. incim bittikten sonra yine 6. bu dilimimi yaptım. Haroşa dilimimi yaptım. 6. dilimden sonra hanımlar yeniden model kurulumuna geçeceğiz. Şimdi hep birlikte 6 adet dilimimizi yapalım hanımlar. 6 dilimimizi yapalım. Son 7 ilmek kalınca tekrardan gelelim hanımlar. 6. dilimimizde son 7 ilmek kalınca tekrardan gelelim patiğimizin diğer kenarına birlikte başlayalım. Evet hanımlar ben 6 dilimimi tamamladım ve geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. dilimimde en son burada 7 ilmeğim kalmıştı. Şimdi şöyle yapacağız hanımlar. Yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde bir sıra öreceğiz. Yine kenarlarda kenar ilmeğim ve yanındaki ilmeğim haroş olacak şekilde öreceğim. İlmeklerimi bu şekilde düz olarak ön yüzde örüyorum. Sonrasında yine model kurulumuna başlayacağız. hepsini böyle düz olarak örüyorum sonraki ilmeğim haroşa bunları da düz ördüm geri döndüm şimdi arka yüzeyi kenar ilmeğimi örmeden aldım yanına bir ilmek haroşam bunu düz örüyorum diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde ters öreceğim hanımlar arka yüzde ters ön yüzde tekrardan model kurulumuna başlıyoruz diğer kenarına böylece geçiş yapacağız Bakın son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Hanımlar şimdi geri döndüm. Model kurulumuna geldik. Ee, hanımlar bu, bu sıramızda ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde iki sıra örmüştük. Modelimizin bunu ilk iki sırası gibi kabul ediyoruz. Sonrasında kenar ilmeğimi aldım. İkinci haroşa ilmeğimi ördüm. Öndeki iki ilmeğimin arasından şu şekilde giriyorum. Bakın hanımlar tam olarak bu bölümü yapıyoruz. Girdim, ilmek çıkartıyorum. Modelimizin bu üçüncü sırası olarak düşünelim hanımlar. Çünkü ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde iki sıra örmüştük. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki bir ilmeğimi ördüm. Arada bir tane tersim var. Öndeki iki ilmeğin arasından şişimle giriyorum. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki ilmeğimi örüyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Yine aynı şekilde model kurulumuna burada da devam ediyoruz. Diğer tarafta kurduğumuz, diğer yanda kurduğumuz modelin aynısını bu tarafta da kuruyoruz hanımlar. Bir tane ters ördüm. Yeniden öndeki ilmeğimin arasından girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım ve öndeki bir ilmeğimi ördüm. Aralarda bir ilmek tersimiz var. Modelimizi bu şekilde yapıyoruz. sıra sonuna kadar model kurulumunu gerçekleştireceğim yani sıra sonu derken son iki ilmeğim kalana kadar bir ilmek tersim ördüm son modelimde yine yapıyorum bakın son iki ilmeğim kaldı haroşa bunları düz örüyorum bu şekilde arka yüzdeyi sanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi örüyorum Burada 3 tane ilmeğim vardı. Üçünü yine tersten kesim yapıyorum hanımlar. Bu şekilde arada bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğimi tersten kesim yapıyorum. Ön yüzde ters olarak ördüğüm ilmeklerimi arka yüzde bir ilmeği düz örüyorum. Modelimizde bu dördüncü sıra olarak kabul ediyoruz burayı. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Yani diğer tarafa kurduğumuz modelin aynısını bu tarafa da yapıyoruz hanımlar. Hiçbir fark yok. Bu üçlü ilmeklerimi tersten keserek örüyorum. Arada bir ilmek düzüm var. Yine üçlü ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Sonraki ilmeğim kaldı. Kalan iki ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyorum. Modelimizde şimdi 5. sırada 5. sırayı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. bir ilmek haroşa, yine düz ördüm. Bu e, tomurcuklu ilmeklerimizi örmeden alıyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 5. sıramızı da bu şekilde devam ettiriyoruz. İpim denceli kalın çıktı. İpimin bu kısmı biraz ince çıktı. Evet son iki ilmeğim kaldı. Haroş olarak örüyorum. Geri döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden bu şekilde alıyorum. Bir ilmek haroşa haroş olarak ördüm. Bu defa ipimi arka yüze yani kendime doğru alıyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi arka yüze doğru aldım. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Altıncı ve sonuncu sıramızı da bu şekilde örüyoruz hanımlar. Sonraki ilmeğim haroşa. Geri döndük. Şimdi hanımlar modelimiz bitti. Bu defa yine bu nar çiçeği ipimi ekleyeceğim. Aynı modelime yine nar çiçeği ipimle kuracağım. Öncelikle şu krem ipimi aradan alarak şöyle geçiriyorum. Buraya nar çiçeği ipimi ekliyorum. İki ilmek kenar ilmeğimi ip geçici olduğu için ördüm. Yanına bir ilmek haroşamı da yine ördüm. Hemen nar çiçeği ipimin ucunu tekrar kendine bağlayacağım. Modelimizin ilk sırasındayız. Hanımlar ilmeklerimizin hepsini bu defa yine sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Üçüncü sırada yine model korulumuna devam edeceğiz hanımlar. Şu ipimi de gizleyerek götüreyim. Sonradan bir de ip gizlemeyle falan uğraşmayalım diye. Bu şekilde yapacağımız işlem bunlar ibaret hanımlar sırasında kadar öreceğiz geri döneceğiz sonra modelin 1. 2. 3. 4. 5. 6. sırası detay takip edeceğiz sonra 6. sırada model bitince yeniden krem ipe geçip aynı modeli tekrar kuracağız hanımlar patiğimizin bu kenarına 1 2 3 4 5 6 7 model kurmuştuk Bu, bu tarafına da yine aynı şekilde bakın 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model kuracağız. 7. modelimiz yine, yine krem ile bitecek. Şimdi hanımlar patiğimizin bu kenarına da modellerimizi kuralım. 7. modelimiz krem olacak şekilde bitecek zaten. Eşit olarak yaptık bu sağ ve sol kenarı. 7. modelimiz yani krem olan modelimizin 6. sırasını yani sonuncu sırasını bitirelim. Gelelim hanımlar. Sonrasında kesme işlemi yapacağız ve tabanımıza başlayacağız. Evet hanımlar. Ben bu kenarımı da bitirdim, geldim. Toplamda 7 adet modelimi kurdum. O modelimde 6. sıramı tamamlamıştım. Bu renkli, eee rengi ipimi de kestim. ilmeklerimi hanımlar burada keseceğim. Böyle ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Çok sıkı bir kesim yapmayalım. E, bu kenar ilmek yerleri bakın birkaç sıra keseyim göstereceğim size. Birkaç ilmek kestikten sonra bakın, Şu kenar ilmek yerlerinden topuğumuzu yaparken hanımlar ilmekler çıkartacağımız için oraları biraz e, gevşek olsun. Topuk bölümünü rahat yapalım diye. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimi kesiyorum. İkişer ikişer topluyorum. Böyle hepsini sırasıyla kesiyorum. Birazdan patiğimizin tabanına geçeceğiz. tabanımızın yapılışı da oldukça kolay gördüğünüz üzere patimiz dikişsiz ben dikişli patikleri çok sevmiyorum hanımlar sonuçta ayağın altına ya da arkasına nereye dikiş yaptıysanız ister istemez o dikiş yerleri rahatsız edebiliyor ayağı o yüzden hiç dikiş yapmamakta fayda var diyorum en azından ben böyle düşünüyorum son ilmeğim kaldı bunu da yine kestim buraya da hanımlar şöyle iki tane sıkı bir zincir çekeceğim ve bu şekilde ipimi kesiyorum şekilde patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık hanımlar. şeklimiz böyle ee, şimdi ön yüzden bu kenardan başlayarak yanlardan ilmekler çıkartacağız Hanımlar bu şekilde patiğimizin tabanına geçiş yapacağız bu bölümde dileyen Müslümanlı şiş kullanabilir dileyen iki tane uzun şişiniz varsa uzun şişle kullanabilirsiniz Ben böyle kısa üç tane şişle yapacağım Hanımlar uzun şişleri de yaparsanız bakın Şu şekilde ilmekler sığacaktır ama ben kısa şişlerle daha rahat öreceğim için böyle minik şişlerimi şişlerime yine devam edeceğim. Bu kenar ilmek yerlerinden hanımlar ilmekler çıkartıp böyle şişime takacağım. İlk kenar ilmek burası. Buradan bakın. Şişimi takıyorum. Böyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu şekilde. İlk ilmeğim hanımlar biraz kenar yeri sık olduğu için tığ ile çıkartacağım. Şöyle. Sırasıyla hanımlar böyle ilmekler çıkartıyoruz. Bakın. ikinci ilmeğimi çıkarttım şöyle iki ilmek çıkarttıktan sonra hemen bu krem ipimin ucunu kendine bağlayacağım Burası sağlam sıkı dursun diye sökülmesin sonradan Hanımlar burada bakın üç tane kenar ilmek yerleri var Gerçi buralarında ip geçişi olduğu için çok belli olmayabilir ama pardon Evet ip geçişlerinden dolayı pek belli olmayabilir ama şöyle baktığımız anda hanımlar burada 1 2 3 tane yer var hemen şuradan göstereyim bakın 1 2 3 Kremden de 3 tane, nartçayından de 3 tane. Her renkten 3 e, tane ilmek çıkartacağım. 2 tane kremimi çıkartmıştım. 3. krem kenar ilmek yerinden de ilmeğimi çıkarttım. Şimdi 3 ilmek de yeniden e, bu nartçaya rengimden çıkaracağım. Şöyle, şu 1. ilmeğim. Şu 2. Şu 3. Üç. 3'er 3'er buralardan ilmekler çıkartıyoruz. Burada toplam 6 ilmeğim oldu. Kreme geçiyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bu şekilde Nartiya'ya yere geçiyorum. 16 17 18. Bu şekilde hanımlar gördüğünüz gibi ilmeklerimizi çıkarttık. Kaç ilmeğimiz olmuş? Sayalım yeniden. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Devam ediyorum. 19, 20, 21. Ee, sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak ilmekler çıkartmaya devam ediyorum. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31 32 33 34 35 36 37 Hanımlar ilmeğin iki kanadına birden batarak giriyorum 38 39 derken karıştırdım yeniden bir sayalım 3 6 9 12 15 18 19 20 21 24 27 30 33 36 39 40 41 42, 43, 44, 45 ilmek hanımlar çıkarttım. Şimdi e, bir 8 ilmek çıkartacağım. Bu yan tarafa e, 45 ilmek çıkarttık. İkinci şişime de 8 ilmek takacağım hanımlar şimdi. Şöyle. Bu tam burun kısmına denk gelen yerde. Hesaplayınca hanımlar 4 ilmek bu ortam 5'li 5 incimiz vardı. Tam ortadaki incinin 4 ilmek sağından 4 ilmek solundan olmak üzere burun kısmı için buradan 8 ilmek çıkartacağız. 8 ilmek de buradan. Birinci ilmeği 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burun kısmı içinde 8 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer şişimi elime alıyorum. Buradan da hanımlar yine bu kenardan 45 adet ilmek çıkartmıştık. Buradan da yine 45 adet ilmek çıkartacağız. Ee, 45 ilmek burada olacak. 45 ilmek burada 98 ilmekte. Bunun kısmında var. Toplamda 98 ilmeğimiz olacak hanımlar şişte. Eğer kimsin alışış kullanıyorsanız o yüzden belirttim bunu. Bu şekilde sırasıyla buradan da yine 45 adet ilmeğimizi çıkartacağız. Gördüğünüz gibi. Hanımlar sıra sonuna kadar diğer tarafta olduğu gibi buradan da 45 adet ilmeğimizi çıkarıp gelelim. Evet hanımlar 45 adet ilmeğimi buradan bakın sıra sonuna kadar çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Bir diğer çırma aldım. Örmeye başlayacağım. Bakın arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum hanımlar. Ön yüze haroşa düşmesi için. Bakın. Ön yüze bu şekilde haroşa düşüyor. İlmeklerimizin hepsini bu şekilde e, düz olarak öreceğiz ki ön yüze haroşa düşsün. Sonrasında da tabanımızı kesmeye başlayacağız. Bu şekilde hanımlar e, ilmeklerimizi Buradan itibaren burun tarafı dahil diğer uca kadar buraya kadar düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi diğer uca kadar bu şekilde düz ördüm geldim. Şimdi geri döndük yeniden ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar ilk şişimizdeki 45 ilmeğimizi öreceğiz. Sonra burun kısmından itibaren de tabanımıza başlayacağız. İlk şişimdeki 45 ilmeğimi bu şekilde yine düz olarak öreceğim. Sonra da burun kısımlarına itibaren kesimlerimize başlayacağız. Burun kısmı için 8 ilmek e, ayırmıştık. E, 8 ilmeği 12 ilmek olana kadar çıkaracağız. Nasıl yapıldığını da sizlere şimdi göstereceğim. Öncelikle buradaki 45 ilmeğimizi yine düz olarak yani haroşa olarak örüyoruz. Hanımlar yine patiğimizin tabanında haroşa örgüye devam edeceğiz. E, patik tabanlarında haroşa örgü çok rahat oluyor. Hani haroşa örgü iki kat giden bir örgü olduğu için ee, daha yumuşak oluyor, ayakta da çok rahat duruyor. Bu nedenle ben patik tabanlarında haroşa örgü çok beğeniyorum, çok seviyorum. Rahat oluyor. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi örüyorum. İlk şimdiki 45 ilmeğimi Evet. Şimdi burun kısmına geldik. Burun kısmımızda 8 ilmeğimiz vardı. Şimdi 8 adet ilmeğimi de öreceğim yine. Haroşa olacak şekilde yani düz olarak 8 ilmeğimi örüyorum. Şimdi sol taraftaki şişimden 2 adet ilmeği birlikte alarak keserek örüyorum. Bunu ortaya ekliyorum. Bakın keserek ördüğüm ilmeği ortaya ekledim. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar bu aşamada ipimiz devamlı olarak karşı tarafta olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bu, bunu yapmak önemli çünkü bakın kesim yerlerimiz tabanımızda düzgün düşsün diye buna dikkat edelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim karşı tarafta. Şişimdeki burun kısmındaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burun kısmında şu anda 9 ilmeğimiz oldu. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de diğer şimdiden şöyle 2 adet ilmeği alıyorum. Keserek örüyorum. Bunu da orta kısma ekledim. Burun kısmında 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşı tarafta yine. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta şişimdeki 10 ilmeğimin hepsini burada düz olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine şişimden 2 adet ilmeği alıyorum. İkisini keserek ördüm kesmiş oldum bu ilmeğimi ortaya ekledim orta kısımda 11 ilmeğimiz oldu şimdi geri dönüyorum tabanımız 12 ilmekten devam edecek hanımlar şimdi 12. ilmeğimizi de şişimizden keserek alacağım ipim yine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım şişimdeki 11 adet ilmeğimi örüyorum şu 11. ilmeğimi de ördüm sonra şişinden yeniden 2 adet ilmeği alıyorum ikisini birlikte keserek ördüm bunu da yine ortaya ekledim Geri döneceğiz. Şimdi orta kısımda hanımlar bakın 3, 6, 9, 12 adet ilmeğimiz oldu. Patiğimizin tabanını 12 ilmek üzerinden devam ettireceğiz. Bunu da şöyle yapıyoruz hanımlar yine. İpim karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 11 ilmeğimi öreceğim. 12. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Bakın ilk 11 ilmeğimi ördüm. 12. ilmeğimi, ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer e, ilmeklerimi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 11 ilmeğimizi örüyoruz. 12. ilmeğimizi örerken kesmemizi yapıyoruz. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Tekrardan şöyle geri dönüyorum. İpim yine karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi yani 12. ilmeğimi örerken yan taraftaki şişimden de bir ilmek alacağım. Bu şekilde kesilmemi yapacağım. Bakın sonuncu ilmeğim şişimden de ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yeniden geri dönüyoruz. İpimiz karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuç ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Tekrardan geri döneceğiz. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. İlk 11 ilmeğimizi öreceğiz. 12. ilmeğimizi örerken kesimimizi yapacağız. Bu şekilde patiğimizin tabanı ilerleyecek. Hanımlar biz bu kesme işlemine her iki bu sağdaki ve soldaki her iki şişimizin ucunda da ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Yani ikişer ilmek. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin tabanını her iki şişimizin ucunda da ikişer ilmek kalana kadar sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar ben her iki şişimin ucunda da ikişer ilmeğim kalana kadar bu şekilde patiğimizin tabanını ördüm ve geldim. Tabanımızı böyle bitirdik. Ee, şimdi yine Bu iki ilmeği de keseceğiz. Fakat e, tabanımız doğal bir görüntü oluşsun diye kesmelerimiz olacak. Şimdi yine ipim karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 11 ilmeğimi örüyorum. 12. ilmeği örerken Buradan da bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri dönüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İpim yine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. İkinci ilmekten sonra hanımlar öndeki iki ilmeği birlikte keserek örüyorum. Burada bir tane kesimimizi yaptık. Şimdi bu tabanımızdaki kenardaki iki ilmek değil de tabanımızda son dört ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani bakın burada dört ilmek var. Dört ilmeği örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Ardından bu tarafta da yine öndeki iki ilmeği keserek örüyorum. Yanında bir ilmek ördüm. Bu tabandaki sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte bu şekilde kesiyorum. Şişlerimde son bir ilmeğim kaldı. İpim yine karşı tarafta hanımlar. Bu aşamada artık e, şişimde son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son ilmeğimi de keseceğim artık. Bakın. Burada şişimde son bir ilmeğim kaldı. Buradaki tabandaki sonuncu ilmeğim ile şişimdeki ilmeğimi ikisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. İpimi karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım bu tabanımda 4 ilmek kalana kadar öreceğim yani bakın burada Pardon şimdi bir kesim de buradan yapacaktık. i̇lk ilmeğimi örmeden aldım. İpim karşı tarafta ikinciyi ördüm. Hemen öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Bu taraftaki kesimimi unutmuştum. E, vakit geçmeden anımsadığım iyi oldu. Kesimimi yaptım. Şimdi tabanımızda son 4 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz hanımlar. Yani burada iki ilmek var örüyorum. Tekrardan bu öndeki iki ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Ardından yanına bir ilmek ördüm. Buradaki sonuncu ilmeğimi de şişindeki ilmeğimle birlikte keserek örüyorum. Tekrardan geri döndük. Hanımlar bu patiğimizin arkası için burada 8 ilmeğimiz kaldı. Yani bu bölüm için. Bu bölüm için. Patiğimizin arkasında artık 8 ilmek üzerinden yapacağız. Şöyle ki ipimiz hep karşı tarafta olacak bu aşamada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 6 ilmeğimi örüyorum son iki ilmeğimi ikisini birlikte keserek örüyorum. Ardından bakın hanımlar. sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar patiğimizin kenarlarını. Tekrardan geri dönüyorum. İpim karşı tarafta yine ilk ilmeğimi hep örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geri dönüyorum. Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken geri dönüyorum. hanımlar. Ön yüzden ilmek çıkartıyoruz. Bakın buradaki kenar ilmek yerinden de şöyle şişimle giriyorum. İlmeğin iki kanadından birden ilmeğimi çıkarıyorum. Sonrasında yine son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son iki ilmeğimi keserek örüyorum. İkisini birlikte ördüm. Ve bakın kenar ilmek yerleri belli. Kenar ilmek yerine şişimi takarak bir adet ilmek çıkartıyorum. Geri dönüyorum. İpimi yine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son iki ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son iki ilmeğimi kesiyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bu tarafta sağ taraftan ilmek çıkartırken geri dönüyorduk. Bakın bu şekilde ön yüzden ilmek çıkartıyoruz. Kenar ilmek yerine batıyorum hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden şişimle giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Son iki ilmek kalana kadar örüyoruz. Son iki ilmeğimizi birlikte kesiyoruz ve kenar ilmek yerine şişimize şöyle batarak ilmek çıkartıyoruz böyle patimizin arkasını bu şekilde yapıyoruz karşılıklı olarak hanımlar atlamadan kenar ilmek yerinden ilmeklerimizi çıkartalım ki patimizin arkası e, simetrik bir şekilde örülsün bakın yine son iki ilmek kalana kadar ördüm son iki ilmeğimi kesiyorum geri dönüyorum kenar ilmek yerinden bakın buradaki ilmeğin kanadından kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum bu şekilde devam ediyoruz Patiğimizin arkası bundan ibaret hanımlar. Başka yapılacak hiçbir şey yok. Bakın sonraki ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girip böyle ilmek çıkartıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar arkada bakın buraya kadar ve buraya kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arkasını son kenar ilmek yerlerine kadar sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar patiğimin bu arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm ve geldim. Şimdi kesmemizi yapacağız. Yine burada da ilmeklerimizi bu şekilde ikişer ikişer toplayarak keseceğiz hanımlar. Şurada da başlangıç ipimizin bakın ucu vardı. Hatta bunu da aradan gizleyerek götürelim. Şöyle ilmeklerin hepsini ikişer ikişer kez, e, toplayarak kesiyorum. Şu başlangıç ipin ucunu da keserken de gizliyorum. Şöyle bakın ipimin üzerinden atlatarak izleme işlemini yapıyorum böyle. sonraki ilmeğimi de kestim hanımlar. Bu aşamada e, şöyle model üzerinde göstermek istiyorum. Krem ipimle şöyle ince bir kenar oyası gittim patiğime. Siz dilerseniz böyle sadece kullanabilirsiniz ama kenar oyası gerçekten çok yakıştı. Kenar oyama nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Tığ ile yaptım hanımlar. Hemen ilmeğimi tığıma alıyorum. Öncelikle hemen dibine batarak bir tane sık iğne oluşturuyorum. Sonrasında 3 zincir çekiyorum sık iğnenin içine şöyle batarak Bu şekilde bir tane kirpik oluşturuyorum Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin kanadına bir, birden batarak Bu şekilde kirpiğimi sabitliyorum Yeniden hanımlar sık iğne yapıyoruz 3 zincir çekiyorum Sık iğnenin içine şöyle batarak buraya bir kirpik oluşturuyorum ve öndeki kenar ilmeğin içine batarak kirpiğimi sabitliyorum Kenar oyamızı böyle yapıyoruz hanımlar sık iğne yapacağız sadece Bu şekilde 3 zincir çekeceğiz ve sık iğnenin içine batarak bu şekilde kirpik oluşturuyoruz. Öndeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimizi sabitliyoruz. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz. Bakın sık iğnemi yaptım. 3 zincir çektim. Sık iğnemin içine şu şekilde batarak Buraya bir adet kirpik oluşturdum ve hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitledim Tekrardan sık iğne yaparak bu şekilde hanımlar kirpiklerimizi Yapıyoruz Şimdi e, patiğimizin çevresini ilk başladığımız yere kadar buraya kadar bu şekilde Kenar oyamızı Kenar oyamızla dolanıp gelelim Evet hanımlar kenar oyamı ilk başladığım yere kadar yaptım geldim bitti Şimdi bir adet zincir çekiyorum buraya Sıkıladım iyice zincirimi de ipimi kesiyorum artık Hemen Unutmadan bu ipimi de bu arka kenar ilmek yerlerinden geçirerek bu şekilde gizleyeceğim. İplerimiz hanımlar kestiğimiz iplerimizi falan bu patiğimizin arka bölümünde bu şekilde gizlemeyi unutmayalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bu şekilde patiğimiz bitti. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz bu şekilde. Bakın şekil olarak böyle. Bir de makyana yama giydirip sizlere o şekilde göstermek istiyorum. Bu patiğimizde bir tane zaten ip yetiyor. Ana renk krem ipimiz. Yetiyor da artıyor bile. Zaten e, renkli de çok az gidiyor. Sadece kenarlarda kullandık renkli ipimizi. Bu şekilde hanımlar bakın. Patiğimizi bu şekilde manken ayağımıza giydirdim. Görüntü itibariyle şeklimiz böyle. Ayaktaki duruşta gerçekten çok rahat ayağı saran çok güzel bir model oldu. Tabanımız patiğimizin topuğu kenarları bu şekilde çok rahat güzel bir model oldu. Evet sevgili hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın.